Gıdaları uzun ömürlü saklama yöntemlerin biri konserve. Uygun koşullarda hazırlanan konserve besin değerini ve tadını sakladığı süre zarfında koruyabiliyor. Ancak konserve yapım sürecindeki hatalar ciddi gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nevzat Artık, Web Tarım TV'ye konserve hazırlanışındaki önemli ayrıntıları açıkladı. Konserve sebze ve meyvelerin bir ön işlemden geçtikten sonra kutu veya kavanoza dolup sızdırmazlık sağlayacak bir şekilde kapatıldıktan sonra ısıl işleme arz edilmesidir. Meyveleri ve meyve ürünlerini pastörize ederiz. Yani 100 santigrat dereceye kadar. Şu kavanoza biz bir vişneyi koyup içine su koyup ağzını kapattıktan sonra bir kaynar suyun içinde yarım saat tutsak bu yaptığımız işlem pastörizasyon. Çünkü meyve ekşi bir gıda maddesidir. İçindeki mikroorganizmalar 100 santigrat dereceye gidene kadar ölürler. Ama bir sebze konservesinde ise sterilizasyon yapmamız lazım. Çünkü sebze toprağa yakın bir yerde yetişir. Bu toprağa yakın yerde yetişmesinin çok yüksek sıcaklıklarda elemine edilebilir mikroorganizmaları ve sporlarını içerir. İşte endüstride meyve konservelerinde pastörizasyon, sebze konservelerinde sterilizasyon için özel otoklavlar kullanılır. Profesör Doktor Nevzat Artık evde sebze konservesi yapımındaki zorluğa dikkat çekti. Meyve konservelerinde hata çok fazla olmuyor. Bir düşünün, domatesi alıp parçalayıp bir kavanoza koysa domates bir pH değeri 4,5 olduğu için pastörizasyonla dayanıklı hale gelir. Ama bir taze fasulye konservesi yapacağımız zaman altına ne kadar odun atarsak, kaç saat ısıl işlem yaparsak 100 santigrat derecenin üzerine çıkamayız. Açık kazanda kaynatarak. Onun için otoklav olmadığı için o tip sebze konservelerinde tüketildiği zaman zehirlenmeler meydana gelir. Onun için biz evde konserve yapıldığında köylerde gidip anlatıyoruz. Otoklav dediğimiz düdüklü tencerenin büyükleri kullanılıyor ki 100 santigrat derecenin üzerine bir sıcaklık uygulaması yapalım. Sebze konservesi, taze fasulye, bamya konservesi yaparken sıcaklık 100 santigrat derecenin üzerine çıkması gerektiği için normalde biz yaptık kimse zehirlenmedi diyebilirsiniz ama zehirlendiği zaman bir ailenin tamamını bile kaybettiğimiz vakalar söz konusu. Profesör Artık bozuk konservenin nasıl anlaşılacağını da anlattı. Bazen küf olmadan bile gaz olur. O nedenle konserve ambalajında bakın iki tip ambalaj var. Bir kavanoz, bir de kutu. Şimdi bu kavanozda twist off kapak diyoruz buna. Kapağın kenarlarında şeyler var. Bu içinde bir ürün. Şu şekilde sıktığımız anda bakın burada yivler var. Buraya girdiği anda sıkıştırdığımızda konserve ambalajı bu haliyle pastörize veya sterilizasyona arz edilebilir. Endüstride genelde kutuyla işlem yapılır. Bakın şu bir firmanın salçası yani pastörize edilerek dayanıklı hale gelir. Çünkü domates sebzenin pH 4,5 olduğu için pastörize edilebilir. Bakın kutu şu altta bombaş halkası dediğimiz halkalar vardır. Eğer bu ürün normal proses koşullarıyla üretildiği zaman bu bombaş halkaları direnç oluşturur. Kutu bombaj yapmaz. Eğer uygun işlem uygulanmadıysa bakın bu salçada en az 95 santigrat derece ısıl işlem uygulanmış olması lazım. Sıcaklık 95 derece ulaşmamış olsaydı buradaki bombaj halkaları kabaracaktı ve biz buna bombaj yapmış bir kutu diyecektik. Bu tip ambalajların tüketilmemesi gerekmektedir. Konservenin ister kavanoz ister kutu olsun bir parayla vurduğunuz zaman bakın şöyle tiz bir ses duyulur. Bu içeride bakın şu anda bu içeri doğru emmiş durumda vakum oluşmuş içeride. Yani bozulmanın olmadığını gösteriyor. Sizin annenizin şunu aç yavrum dediğinde siz bu kavanozu açarken zorlanıyorsanız bilin ki usulüne göre konserve yapılmış. Böyle açtığınız zaman iç ve dış basınç farkı bittiği için tıs diye bir ses çıkar. O andan itibaren kapağı açtığınız anda tüketilmesi lazım.
gittikleri zaman etikette birçok bilgi var. Son tüketim tarihi nedir? Bu firmanın, bakın, bu bir sebze olduğu için, domates salçası bir sebze ürünü olduğu için bitkisel bir üründür. Ve bitkisel ürün olduğu için bir işletme kayıt numarası olması lazım. Ambalajda bu kayıt numarası. Bak, ben bunu okuyayım. Bu TR16K08072 Bursa'da bulunan salça üreten bir tesisimizden kayıt almış. Son tüketim tarihini bakarsanız, ben bugün size örnek olması için almıştım. 2020'nin 7. ayın 29'una kadar son tüketim tarihi var. Şu anda ambalaja baktığınız zaman ambalajda herhangi bir pastalık yok. Kenet yerleri gayet uygun. Üstüne baktığım zaman problem yok. Ben firma adını kapatmak için burada bantlar verdim. Normal bu da yok. O nedenle şu anda bu kutu 2020 yılına kadar bir evin serin yerinde, buzdolabına koymaya gerek yok, durur. Ama biz bunu açtığımız zaman, biraz evvel söylediğim gibi, kutudan kavanoza boşaltıp dondurmamız insan sağlığı açısından çok güvenlidir. Gıda güvenliği açısından bunu yapmamız problem olmaz. Profesör artık açılan konservelerin buzlukta ve ağzı kapalı olarak saklanması gerektiğini belirtti. Bu kavanozu, domates salçasını ister küçük ister büyük açtıktan sonra bir kavanoza koysunlar ve bunu buzdolabının difrizine koysunlar. Buzdolabının içine bunu koyup bir kavanoza bile koysa, üzerine yağ koyuyorum, yağ bozulmasını engeller. Bozulmasını engellemez. Onun için bu kutuyu açıp bir küçük kavanoza koyup kavanozu buzdolabının dipfriz kısmına koyduğu anda, yemek yapacağı zaman o kavanozu açsın, bıçakla donmuş salçadan yemeğine koysun. Böylece hiç bozulmadan iyi muhafaza edilmiş bir salçayı kullanır. O nedenle hanımlarımıza bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Buzdolabının alt kısmına koyarsam, sıcaklık 4 ila 12 derecedir yaz ve kışa göre. Bunun içinde yine mikroorganizma gelişir, 4 derecede olmasına rağmen. Şimdi taze fasulye yemeği yapacak veya kuru fasulye. Yağı koysun, soğanı doğrasın. Sonra buzdolabının dipfrizindeki bunu koyduğumuz kavanozu alsın. Oradan bıçakla donmuş haldeki salçadan soğanın içine atsın. Ne bir çözündürmeye gerek vardır, ne de bir bozulma riski söz konusudur. Mis gibi çocuklarına, ailesine yemek pişirmiş olur.